Merhaba arkadaşlar. Beko sistemin ilk ürünü olan Matmaster Onlu TYT Matematik Alan Denemesi çıktı. Evet, bunu artık e, internet kitap satış sitelerinden, kitapçılardan isteyebilirsiniz, alabilirsiniz. Bu kitabın ortaya çıkış hikayesi, niye bu kitabı çözmeniz gerektiğini de size açıklayacaktır. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Sevgili arkadaşlar, 2021 TYT Matematik testinde 20 tane Standart sorunun yanında ÖSYM'nin bugüne kadar bize sormadığı tipte 20 farklı soruyla karşılaştık. Ve sınava giren öğrencilerin pek çoğu çok ciddi anlamda bu sorularda zorlandılar. Zorlanma sebepleri hani sorunun kurgusunu anlayabilmekteydi. Eğer kurguyu anlayabilse öğrenci soruyu çözebiliyordu. Pek çok iyi çalışmış arkadaşımız burada ee, cidden terlediler. Sınav yapıldığı günden beri hani öğrenciler bu soruyu... Ee, sorulara nasıl hazırlanır? Nasıl antrenman yapabilir diye bu sorulardan oluşan kaynaklar aradım. Ama yoğun olarak bu tip soru içeren kaynak maalesef bulamadım. O yüzden de bekosistem.com adında bir web sitesi oluşturdu. Bu web sitesine yüzlerce öğrenci ve öğretmen kendi yazdıkları soruları gönderdiler. Editörlerimiz sevgili Hakan Genç Doğmuş ve Gürhan Demir hocalarımız bu sorular içerisinde 2021 yılında gelen farklı sorulara benzeyen soruları alıp onları kitap haline getirdik sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu kitabı anlayarak çözebilen bir öğrencinin ki 400 tane soru var. Bu 400 soruyu anlayarak çözebilen bir öğrencinin 2022 TYT matematik testinde çok da fazla zorlanmayacağını düşünüyorum. Bu soruları çözerken de standart bir TYT matematik alan denemesi çözer gibi 60-65 dakika verip soruları çözmeye lütfen çalışmayın. Her bir soruyla uğraşın çünkü ciddi zaman alacaktır. Burada amacımız işte bu farklı soru tipleriyle uğraşarak reaksiyon zamanımızı kısaltmaktır. Nedir reaksiyon zamanı? Soruyu okumanız, anlamanız, doğru cevabı bulup işaretlemeniz bu zaman reaksiyon zamanıdır ve bu ne kadar kısa olursa matematikte o kadar fazla net bırakabilirsiniz. Önemli olan bu kurguları anlayabilmeniz buradaki işlemleri yapabilmeniz, işlemleri yaparken işte işlem yeteneğinizi geliştirecek türde sorular da var. Özellikle koyduk. 2022'nin nasıl geleceğini bilmiyoruz ama nasıl gelirse gelsin bu soruları çözmeden 2022 TYT'ye girmemelisiniz diye düşünüyorum. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.